Sayın Şube Başkanım Cemil Atilla, Sayın TÜRMOB Genel Sekreterimiz Yücel Akdemir, Sayın Temsilcim Fatma Ölmez ve değerli eğitimcimiz Eyüp Sabri Yücel, değerli meslektaşlarımız, saygıdeğer konuklarımız, Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Derneği'nin Üsküdar Şubemizin düzenlemiş olduğu Ocak ayı genel toplantısına hoş geldiniz. Açılış konuşmasını yapmak üzere Şube Başkanımız Cemil Atilla'yı davet ediyorum. Dinleyin. Enerjimizi mikrofonlar dayanmıyor. Sayın TÜRMOB Genel Sekreterim, Sayın Üsküdar İlçe Temsilcim, değerli eğitmenimiz, saygıdeğer meslektaşlarımız, hepiniz 2016 yılının ilk genel toplantısına hoş geldiniz. Ben sözlerime başlamadan önce bir duyuru yapmak istiyorum. Tabii şimdi mesleki eğitimlerin yanı sıra biz kültür, tarih, sanata da değer veren bir şubeyiz. Bizim dağ gibi iki tane koromuz var. Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği koromuz. Türk Sanat Müziği koromuzun çalışmaları meyve vermeye başladı arkadaşlar. 8 Şubat Pazartesi günü Altunuzat Kültür Merkezi'nde ilk konserlerini verecekler. Biliyorsunuz gelenler vardır. Daha önce de çok coşkulu geçiyor bizim konserlerimiz. Buraya da katılarak kendilerine bu katkıları göstereceğinize inanıyorum. Tabii şimdi 2016'nın ilk toplantısı dedik. 2015'te neler yaşandı? Ülkemiz hem ekonomik hem siyasi ve hem de özgürlükler ve demokratikleşme bakımından oldukça sıkıntılı günler geçirirken bir de bunların üzerine 2015 yılında iki tane genel seçim geçirdik. Tabii genel seçim yaşayan ülkeler konjonktür olarak sıkıntılı süreçler geçirirken böyle bir konjonktürde iki tane genel seçim yaşamamız bizi daha da kötü bir süreç olarak yaşattı. Tabii siyasi belirsizlik ve istikrarsızlığa bağlı olarak döviz kurlarında artışlar, borsadaki yaşanan dipler, ekonomik bunalım ve terörün tekrar hortlaması kısa vadede seçim sonuçlarının nasıl olduğunu bir göstergesi. Tabii uzun vadede bunları göreceğiz seçim sonuçları. Kısa vadede bizim gördüğümüz maalesef bunlar. Ben müsaadenizle 2015 yılında neler yaşandı bunları sizlere hatırlatmak için bir kronolojik sırayla bir sunum hazırladım. Bunları sizlere bir hatırlatmak istiyorum. Beraber bakalım 2015 yılında neler yaşanmış. Bir haber tadında bir geçiş yapalım. 2015 Ocak. Sultanahmet Meydanı'nda Rus vatandaşı Dayana Ramazova intihar saldırısı düzenledi. Bir polis memuru hayatını kaybetti. Bir polis memuru da yaralandı. 2015 Şubat. Mersin'de tecavüze uğrayıp vahşice katledilen Özgecan Aslan defnedildi. Türkiye, Şah Fırat operasyonuyla Suriye'deki Süleyman Şah Türbesi'nde bulunan 40 Türk askerini Türkiye'ye getirdi. Türbe patlayıcılar imha edildi. Operasyonda bir askerimiz şehit oldu. 2015 Mart. Ülke genelinde elektrik sisteminde yaşanan aksaklıklar nedeniyle 79 ilde 10 saate kadar uzayan elektrik kesintileri yaşandı. Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi öldü, bir işçi de yaralandı. İstanbul Adalet Sarayı'nda yasa dışı örgüt üyeleri tarafından savcı Mehmet Selim Kiraz rehin alındı. Operasyon sırasında savcı teröristler tarafından öldürüldü. İki terörist hayatını kaybetti. 2015 Nisan. İstanbul Adliyesi'ndeki rehin alma görüntüleri sebebiyle Twitter, YouTube, Google ve Facebook'a mahkeme kararı ile erişim engellendi. 2015 Mayıs. 1 Mayıs. Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerinde 50 kişi yaralanırken 339 kişi gözaltına alındı. 2015 Haziran, Diyarbakır'da HDP mitingi sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti. 2015 genel seçimleri yapıldı. AKP ilk kez çoğunluğu kaybetmiş oldu. 2015 Temmuz, Suriye sınırında görev yapan askerlerimize IŞİD tarafından ateş açıldı. Bir askerimiz şehit oldu.
Suruç'ta bombalı intihar saldırısı düzenlendi. 32 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. 2015 Ağustos, AKP ile CHP arasında gerçekleşen koalisyon görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Siirt'te devreye göre yapan hızlı askeri araç yola döşenen mayınların patlaması sonucunda 8 askerimiz şehit oldu. 2015 Eylül, Hakkari'de PKK'lar tarafından yerleştirilen bombalar patlatıldı. 17 askerimiz şehit düştü. Iğdır'da polislerin servis aracına yapılan bombalı saldırıda 13 polis şehit oldu. 2015 Ekim, 10 Ekim Ankara'da düzenlenen Emek Barış Demokrasi mitinginde ülkemizin yaşadığı en büyük terör saldırılarında 102 vatandaşımız hayatını kaybederken yüzlerce vatandaşımız da yaralandı. Ankara Cebeci'de freni boşalan belediye otobüsü durağa daldı. 12 kişi hayatını kaybetti. 2015 Kasım, gazeteciler Can Dündar ve Erdembil yaptıkları haber yüzünden tutuklandılar. Türkiye'de Suriyeli mülteci sayısının 1,5 milyonu aştığı tahmin ediliyor. 24 Kasım'da Türk F-16'ları sınır ihlali yapan Rus uçağını düşürdü. 1 Kasım seçimlerinde AKP oyların %49.7'sini alarak birinci parti oldu. 28 Kasım'da Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi basın açıklaması sırasında çıkan çatışmada öldürüldü. 2015 Aralık, Türkiye Başika'daki askerlerini geri çekti. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'nin yatırım yapılabilirlik kredi notunun negatif olarak korunduğunu teyit etti. Aziz Sancar, Nobel Kimya Ödülünü törenle İsveç Kralı'nın elinden aldı. Evet değerli arkadaşlar, 2015 yılında neler yaşandı bunları kısaca sizlerle paylaşmak istedim. Tabii çok karamsar bir tablo çizdiğimi düşünenler olabilir ama bu birebir bir yerde bulamazsın. Bu kendi çalışmam benim. Hani derleyip topladığım bilgiler bu. İnanın iyi bir şeyler var mı diye 2015 yılında damgasını vuran iyi bir olay var mı diye baktım ama hani damga vuracak iyi bir olay yaşayamadık maalesef. Ya, mutlaka vardır ama bizler de takdir edersiniz ki polyanacılık oynayacak durumda da değiliz. Tabii en tuhaf ölümlerin yaşandığı bir ülkede yaşıyoruz değerli arkadaşlar. Birkaç çarpıcı örnek vermek istiyorum. Madende çalışıyorsanız ölüme yakınsınız. Çünkü fıtratınızda vardır. Otobüs durağında beklerken bir otobüs üzerinizden geçebilir. Evinizin balkonunda çay içerken balkonunuza kamyon dalabilir. Piknik yaparken barajları altında kalarak ölebilirsiniz. Trafikte kavga edip ölebilirsiniz. Meeting meydanında ölebilir veya bir düğünde halay çekerken serseri bir kurşuna kurban gidebilirsiniz. Hele ki kocasından ayrılmak isteyen bir kadınsanız bu ülkede yaşama şansınız çok zor. Son 5 yılda 1134 kadın öldürüldü ülkemizde. Biz dernekçilere gelince böylesine kötü bir ortamda bu çatışmalara taraf olmadan bağımsız, çağdaş, demokratik ve adalet isteklerini yaygınlaştırabilmeliyiz. Bu ilkelere inananların kendilerini ifade edebilmek için de bu gibi örgütlenmelere ve platformlara ihtiyacı olduğu bir gerçektir. İçinde üyesi bulunduğumuz derneğimizde de farklı siyasi görüşlerde veya farklı inançlarda olabiliriz. Ama hepimiz çağdaşlık, demokratiklik, bağımsızlık ve Atatürkçülük çatısı altında buluşabiliyorsak ve bu ortak değerleri yakalayabilmişken birlik ve beraberliğimizi bozmamalıyız. Birlikten güç doğar. Ayrılmaların, bölünmelerin yaşandığı örgütlenmelerde bu saydığımız ortak değerleri özümseyemeyenlerin ekmeğini yağ sürmekten öteye geçmez. Değerli arkadaşlar, bizim Mart ayında kullandığımız bir slogan vardı. Muhasebe yap. Bu sloganı gerçekten çok değerli ve önemli buluyorum. Çünkü işte yaşananlar ortada, herkes şapkasını ortaya koyup bir muhasebe yapması gerektiği kanaatindeyim. Ben de sözlerimi son verirken kendi bulduğum sloganla sizlere veda etmek istiyorum. Hayat muhasebesi yapamayanlar muhasebeye hayat veremezler diyorum. Benim için teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.